Selamlar. Canlı yayınımı başlattım. Bugün börek yapacağım. El açması çarşaf böreği yapacağım. Akşama, iftara, sahura ne zaman olursa tüketebileceğimiz harika bir börek olacak. Böreğin malzemelerini tabii ki de hamurunu hazırladım. Burada birazcık kendisini salması lazım ki elde kolay açılsın. Şimdi patateslerini ben rendelerken devam etsin bunlar beklemeye. Hemen böreği hazırlamaya geçelim. Evet, canlı yayınımız başladı. İlk önce ne yapıyoruz? Patatesleri rendeleyerek işe başlıyorum. Şöyle kabımı alıyorum. İnşallah görüntü güzel çıkar. Evet. Hemen rendeleyeceğiz. Tabii bir tepsi getirsek ya da onun içine aktaralım. Evet, bugün patatesli börek yapıyoruz. Şöyle tam karşıya da geçsek olur. Dikkatli bakarsanız siz de bu güzel böreği yapabilirsiniz. Hamurumuzu hazırladım. Hamurum hazır. Burada da 8 tane patatesim var. 4 tane hamurum var. Yufkam var. 4 yufkaya 8 patates rendeleyeceğim kızlar. Hemen başlıyorum. Çok fazla lafı uzatmayalım. Şöyle rendeliyoruz. Hamurun yoğurma aşamasını göstermedim çünkü dinlenmesi lazım hamurun. Şimdi patatesleri rendeleyelim. Evet, gelenler hoş gelmişler. Bugün patatesli pufur pufur kabaran, hiç okla kullanmadan da açabileceğimiz çarşaf böreği yapacağız. Hamurum hazır. Bakın şöyle yapayım da görün. Şimdi patatesleri rendeliyorum. İster patatesli, ister kıymalı, ister ıspanaklı, soğanlı, neyiniz varsa her şeyli olur. Peynirli. Ben patatesli yapacağım. Peynirli de yapabilirsiniz. O da çok güzel olur. Şöyle otursak daha güzel olacak değil mi? Azıcık yorulmayalım. Oruçluyuz ya. Şu rendenin iri yerinde güzelce ne rendeliyoruz. 8 tane patates soydum. Yettiği yere kadar zaten. 4 tane yufka açacağım. Şu masanın üzerinde açacağım. Bakın bakalım siz de. İnşallah beceririz yalnız. Canlı yayın bu. Bir hata kaza olmadan yaparız kızlar. Olursa da o kadar olacak değil mi? Bol koyalım patatesi. 8 tane patates rendeliyorum. Gelenler hoş gelmişler. Böyle daha gücümüzü vererek rendelersek daha iyi olacak. Bugün patatesli börek yapıyoruz iftara. Hem ekmek hem yemek karnınızı tok tutar, hiç de acıktırmaz, yapın derim. Bahçede yapacaktım da koca masa bahçeye inmeyeceği için mecburen burada yapmak zorunda kaldım. Yoksa hava o kadar güzel ki. Yufkalar da kocaman açılacağı için bu masa lazım bana. Çok güzel hava, yaz gelmiş, yaz bugün. Tripodumu da bayağı uzağa koydum ki sallanıp devrilmesin. Evet,
sonuncu patatesi de rendeliyorum. Birazdan açmaya başlayacağız. Hamurlarım yarım saat, bir saat oldu, hemen hemen dinleniyor. Ne kadar güzel dinlenirse o kadar kolay açılır. Siz de yapabilirsiniz. Dikkatli bir bakarsanız. İşte sonuncuyu da rendeledik. Şöyle temizleyelim. Sonuncu patatesimizi de rendeledik. Şimdi alalım mutfağa. Evet. Patatesleri gördüğünüz gibi rendeledim. Bayağı bir patates çıktı. Suyunu falan ben şimdi hiç şey yapmayacağım, ayırmayacağım. Şimdi üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Göz ayarı tuz. Şöyle ben kendi göz ayarıma göre kırmızı pul biber ve karabiber ilave edebilirsiniz. Başka baharat severseniz onlardan da ilave edebilirsiniz. Birazcık sıvı yağ. Şöyle sıvı yağ da koyuyoruz. Yağı biraz bolcuna kaçıralım ki börek yağı sever. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi açmaya geçeceğiz. İnşallah beceririz canlı yayında bunu da açmasını yani. Birazcık daha koyalım biz buna ya. İşim var da ondan duramıyorum. He? Yok yok, börek börek. Ondan. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle güzel karıştıralım. Komşumuz geldiği için komşumuza baktık. Evet. Ne koyduk içine? Kırmızı pul biber, sıvı yağ ve tuz. Dediğim gibi karabiber ilave edebilirsiniz. Başka istediğiniz baharatlar ilave edebilirsiniz. Artı istediğiniz malzemeyi değiştirebilirsiniz iç malzemesini. Şimdi bu hazır. Ben ekonomik yapıyorum her zaman. Peynir de var da azıcık peynir katsam olur değil mi? Çok az bir şey katalım gene ya. Ay, çok az bir şey katalım. Peynirimi hemen dolaptan aldım ve geldim. Çok az katacağım. Az bir şey. Şöyle. Bu bildiğiniz sepet peynirlerinden. Hemen şöyle içine. Hadi rendeleyelim. Rendelemiyoruz yani. Elimizle parçalıyoruz. Evet, gelenler hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Bugün patatesli çarşaf böreği yapıyorum. Hamurunu daha önceden hazırladım. Çünkü onun dinlenmesi lazım. Yarım saat, bir saat hatta dinlenmesi lazım ki böyle yırtılmasın açılırken. Bakacağız bakalım, inşallah olmuştur. Birazcık peynir kattım kızlar. Şimdi hemen şöyle masamızın üstünü boşaltıyoruz. İşte gördünüz mü? Peynirimizi de bu kadar ilave ettik. Şöyle bir karıştıralım. Azıcık da peynir katmış oldum. Şöyle işte masamızı temizleyelim.
batırdık haliyle. Şuraya dökelim bunları. Evet, şimdi açmaya başlıyoruz. Bakalım ne yorumlar yazdınız. Gelenler hoş gelmişler. Birisi yabancı dil yazmış. Sanırsam ye Rusçayı, Yunanca'ya, Bulgarca tam anlamıyorum kızlar. Yani dilinizi Türkçe yazarsanız çok memnun olurum. İç malzemelerini hazırladım. Yufkalarım burada. Bunları şöyle tabak büyüklüğünde açtım. Ne kadar ya hamur malzemesini sizlere söyleyeyim. 2,5 bardak su, 2 kaşık kadar sıvı yağ ve tuz. Aldığı kadar da un. Güzelce yoğurdum. Şöyle 4 parçaya böldüm. 4 tane şöyle tabak büyüklüğünde açtık. Hamur bu şekilde. Türkçe yazarsan sevinirim. Evet, şimdi hemen başlıyoruz. Şöyle bunu şöyle ne yapacağız? Tabii ki buraya alacağız. Bunu aşağı indireceğiz. Bu şimdi gereksiz. Sen de buraya gel. Hadi bakalım. Şimdi üzerine şöyle bir çarşaf seriyoruz. Temiz kullanılmayan, yani yeni yıkanmış bir çarşaf olsun kızlar. Özellikle de böyle hamur işlerinde kullanacaksanız her seferinde yıkayın. Bakın bu şekilde çarşafımızı da serdik. Şimdi masaya doğru görüntüyü alalım. Tam böyle karşıya koyuyorum. Evet, bir tanesini alıyoruz. Of. O kadar salmış ki kendini elde durmuyor. Bir tarafını yağladım ben bunların. Tek taraflı. İnşallah açarız. Çok salmış kendini. Aşırı derecede. Bayağı da bekletmişiz biz bunu. Şöyle açabildiğimiz kadar açalım. Çok fazla bekletmişik. Çünkü şöyle bir yırtık yerleri yine kapatacağız zaten de. Yuvarlanacağı için yırtık yerleri otomatikman kapanacak. Ama hamurumuz çok fazla dinlenmiş. Şöyle toparlayalım bunları. Biraz daha önce başlamamız gerekirdi. Ama olsun, sorun yok. Ne demişler? Şöyle demokrasilerde çareler tükenmez demişler, değil mi? Evet. Şöyle bakın, görüyorsunuz inşallah. Açıyoruz yufkayı. Açabildiğimiz kadar, yırtılma olabilir, hiç sorun değil. Çünkü katlanacağı için yırtılan yerler otomatikman kendini kapatacak. Şöyle açıyoruz. Zaten incecik zar gibi açılıyor hemen. Zaten yeteri kadar beklemiş. Bayağı bir bekledi yani. Ben hazır olup da canlı yayını açana kadar bayağı bir bekledi. Evet, bu şekilde yufkamızı açıyoruz. Açtık mı? Açtık. Hemen şimdi iç malzememizi buraya koyalım. Tepsimizi de alalım. Şöyle bir fırın tepsisine koyacağım. Onu hemen yağlıyorum. Evet. Bu şekilde. Tabii ki de çok fazla kalabalık olunca. Şimdi hazırladığımız iç malzememiz var. İç malzemesinden şöyle bakın kenar kısmına koyuyoruz. Görüyorsunuz inşallah. Çok bekletmiş hamuru. Aşırı derecede haliyle. Hamur birden açtı kendini. Bakın bu şekilde. Bunu aşağı indireceğiz. Çünkü yuvarlayamayız, deviririz. Şöyle kapatıyoruz. Hemen şimdi yuvarlayacağız kızlar. İkiye ben kesmiyorum. Ben bütün olarak yuvarlıyorum. Şöyle. Bakın. İşte.
bir tanesini hazırladık. Hemen tepsimizi alıyoruz. Tepsimize göre yerleştireceğiz. Şöyle buradan hemen döndürelim. Burada böyle, evet, şöyle yapabiliriz çünkü uzattık elimizde. Bir tanesini hazırladık. Şimdi diğerlerini hazırlayacağız. Evet, gelenler hoş gelmişler. Dilini anlamadığım için ne yazdığına cevap veremiyorum. İnşallah güzel bir şeyler yazarsın. İkinci yufkaya geçiyoruz. Çok fazla salmış yufkalar kendini. Onu çıkarmakta biraz zorlanıyoruz yani. Tabii ki de bunlar oldukça salmış kendini. Şöyle bir yavaş yavaş bakalım, açalım şimdi. Siz benim kadar fazla bekletmeyin kızlar. Görüyorsunuz çok fazla salıyor kendini. Hava sıcak ya bugün, hamur birden salmış kendini. Köpekler de havluyor. Aslında bunun hiç yırtılmadan açılması lazım ama dediğim gibi fazla bekletmiş hamurumuzu, hemen açılıyor. Şöyle. Şöyle kapata kapata. Gidelim. Yıkılacağız da. Yani böyle yırtılıyor da hep de sakın vazgeçmeyin. Yırtılsın. Sonuçta bunlar içinde yuvarlandığı zaman yırtıkları hiç kalmaz. Otomatikman kapanır. Bakın kocaman açtık. Gördünüz mü? Zor attık içine ama masanın üzerine. Evet gelenler hoş gelmişler. Bugün patatesli börek yapıyoruz. Çarşaf böreği kızlar. Tek tarafını yağlıyorum. Ben tek taraflı yağlıyorum. Bazıları bunun iki tarafı da yağlıyor ama bunu tek taraflı yağlamak lazım. Tamamdır. Bunu da açtık. İşte bize iş dayanmaz. Tamamdır. Hemen şimdi iç malzemesini yine koyuyoruz. Şöyle. Elimizde hiç biraz suyu fazla saldı. Yırtılmaması için biraz sıktıralım suyunu. Onu tekrar üzeri için kullanacağız o suyu. Atmayacağız. Çünkü patates durunca saldı kendini. Şöyle koyuyoruz. Ben tek yapıyorum. Bazıları bu yufkayı iki parça yuvarlıyor ama böyle daha güzel oluyor. Fosur fosur. Tek taraflı yeter. Evet, patatesleri koyduk. Yine şöyle bir yavaş yavaş kapama yapalım ki toparlansın, kendini toplasın. Hemen buradan çarşafı kaldırıp, bakın dağılsa bile sorun yok. Çünkü bu tarafları sağlam ya yufkanın. Şimdi hemen toplayacak kendini. Bak kapatıyor. Hiç korkmayın. Evet. Tamamdır. Bu da hazır. İki tanesini yaptık. Hemen bunu da koyuyoruz. Şöyle buradan alıp şuradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen döndürüyoruz. Şöyle. İki tanesini hazırladık. Devam ediyoruz açmaya. Şöyle düzeltelim çarşafımızı.
Evet. Dediğim gibi hamurlar çok kısa olduğu için kendini böyle oluyor. Normalde olmaması lazım da. Hop. Kaldı bir tanesi. Evet, gelenler hoş gelmişler. Bugün patatesli çarşaf böreği yapıyoruz. Şöyle açalım. Etrafından fırdanarak yavaş yavaş çekeceksiniz hamuru. Ha kendiniz yaparsanız, eğer baktığınız açılma gibi şey yok, birazcık daha dinlendirin hamuru. Tamam mı? Bunlar biraz fazla dinlendi. Ben hazır olup da canlı yayın açana kadar epeyce bir dinlendiler. Karartıyor kendini kamera. Her ne hikmetse şöyle yapalım bakalım. Açık yüzünüzü görsün değil mi? Evet. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok memnun olurum arkadaşlar. Sizlerin desteği biliyorsunuz bizler için çok önemli. Abone olanlar da ne yapıyor? Bildirimlerini açmayı unutmuyor. Canlı yayınlarımızda süper teşekkür, süper sticker onlar da açık. Yardım etmeyen, destek olmak isteyen onlardan da satın alabilir. Kanalımıza. Açabildiğimiz kadar açalım. Açabildiğimiz kadar açalım. Hiç sorun olmaz. Yırtılsa bile şu kenar kısımları kalındır. Açabildiğiniz kadar açın. Sorun değil. Kanalımızın katıl butonu da aktiftir şu anda. İsteyenler katıl butonundan kanalımıza katılabilir. Tabi belli bir kitleye ulaştığımız zaman katıl butonundan da özel katılan abonelere özel canlı yayınlar, videolar yapacağız. Sponsor katıl üyeliğimiz vardır. Onlardan da sponsorlara ait canlı yayınlar yapacağız. Tabi daha henüz yok. Olursa. Ne diyelim yani. Evet, üçüncüyü de açtık gördüğünüz gibi. Şu ne kadar kaldı? Tamam, bu da dördüncüye kalsın. Tam dört tane yufkaya göre şöyle bakın ayarladım. Her yerini eşit şekilde dağıttım. Hemen böyle kaplıyorum. Şöyle hemen çarşafın kenarından yapışma yapabilir çünkü yırtılan yerlerden patatesler sulandığı için ıslattırıyor. Aşağıda yuvarlamayalım diye çektim bezi. Evet. Üçüncü yufkamızı da açtık. Evet. Hoş geldin ama ne dediğini anlamadığım için cevap veremiyorum. Şimdi hemen bunu da güzelce buradan başlıyoruz kaldığımız yerden. Hemen şöyle hop. Tamam iyi gelecek zaten bu tepsiye bizim böreğimiz. Bakın 3 tanesini hazırladık. Son yufkamıza geldi sıra. Evet. 4. yufkamızı da alıyoruz. Koyalım. Şimdi 4. ve son yufkamızı açıyoruz. Bakın ben bunları en altta olduğu için bak bu daha güzel açılacak. Gördünüz mü? Tek tek açtığınız zaman üst üste kapatmayın kızlar. Haliyle çok bekletince ayrılması zor oluyor bunların birbirinden. Nasıl açılıyor gördünüz mü? Evet şu anda 50 kişi 44 kişiyiz. Eli nereden? Merhabalar.
Hoş geldiniz. Hangi ülkeden geliyorsanız gelin, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm videolarımda değil olmasa da bazı videolarımda çeviriler mevcuttur. Google Translate'den çeviri yapmışımdır. Kendi dilinize çevirin kızlar. Yani yavaş yavaş videolarımın çevirilerini yapıyorum. Herkes öğrensin, herkes izlesin. Değil mi? Kendi dilinize çevirirseniz benim bütün konuşmalarımı zaten anlarsınız. Bakın nasıl açıldı. En son en sona kalan güzel açıldı. Şunun güzelliğine bak. Gördünüz mü? Bu yapışmamış. Öbürküler biraz fazla yapışmışken birbirlerine. İşte böyle açılması lazım aslında da. Üst üste koymamak lazım yine. Çok güzel oldu yalnız. Sona kalan dona kalır derler ama öyle değil. Bu daha güzel oldu. Gördünüz mü? Kocaman bir tane açtık. Masanın boyunca. Böyle açacaksınız ama tek tek üstünü yağlayın bırakın. Üst üste kapatmayın beklerken kızlar. Ayırması zor oluyor bir de. Öf, çok güzel be. Zar gibi açıldı bir de var ya. Evet, kalan iç harcımızı da hemen onları da koyuyoruz. Suyunu sıkıyorum ki hemen aşağı geçmesin, yırtılmasın. Bunu yine üzerinde kullanacağım. Şöyle kenar kısmına, ay görüyorsunuz değil mi? Bak, kenar kısmına şöyle patatesleri koyuyorum. Tüm kalan patatesleri şimdi koyacağım. Akşama bu olsun değil mi iftar o? Hatta sahura da kalsa iyi olur. Böyle hamur börek işi sahurda tüketirsek çok daha iyi oluyor. Çünkü karnımızı acıktırmıyor. Ben yemek yemeyi sevmiyorum. Sahurda genelde kahvaltı türü yani yaparım. Çay ekmek hani kolay yol söyleyeyim. Ama böyle börek melek yersek tabii ki de daha güzel tok tutar karnımızı. Siz de yapın. Fazla bir şeyi yok, malzemesi yok. Sonuncuyu da hazırladık. Hemen şimdi bunu da katlayalım. Bak bu şekilde katlıyoruz. Hemen şey yapmasın. Hop şimdi yuvarlayacağız. Tamamdır. Onu da yuvarladık. Hop. Tepsimizi getirdik. Şöyle şimdi buradan başlayalım ki kalan yerden hemen dönüşünü yapıyoruz. Hop. O kadar hamur salmış ki kendini. Böreğimiz hazır oldu. Nasıl oldu kızlar? Görüyorsunuz mu? Güzel mi? Hı. Şunu alalım buradan ya. Çarşaf bembeyaz yaptırdıktan görüntüyü. Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Tabii ki de hemen pişireceğim. Bunu bekletmeye gerek yok. Bu şimdi hazır. Hemen şimdi fırınımı çalıştıralım. Şöyle. Bu burada dursun. Şu fırını şuraya koyacağım. Benim meşhur davul fırınımı siz de görün. Hemen elektriğini takalım. Bu fazla ceyran çektiği için bunun kablosu biraz kalın. Şimdi sen kız orada bakalım. Tamam, bunu da açtık. Derece bu kadar çalışıyor. Yani en sonda şu anda derecesi. Bozuldu o da zaten. Nerede kaldıysa o şekilde çalışıyor. Ya ben moderatör yapmıyorum. Kendi işimi kendim görüyorum kardeşim. Yine de teklifiniz için teşekkür ederim. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz
patatesin kendi suyu. Bunu ziyan edeceğiz mi? Tabii ki de hayır. Bunu kullanacağız. Tabii ki bunu kullanacağız. Hiç ziyan etmeyeceğiz. Çünkü bunun içinde yağı var, patatesin suyu var, her şey var. Hemen bir tane yumurtamızı kırıyorum. Sarısı, beyazı hiç fark etmez. Hatta bunlar çift sarılı. Ama bu tek çıktı. Çift sarılı yumurta almış bizim adam. Şimdi hemen şöyle karıştırıyorum. Kalmazsa patates suyunuz olmazsa ne yapacaksınız? Birazcık sıvı yağ, süt koyabilirsiniz. Ama ben bunu ziyan etmeyeceğim. Tabii ki de değerlendireceğiz. Lezzeti burada kaldı zaten, değil mi? Azıcık daha sıvı yağ dökelim ki parlaklık olsun. Tamamdır. Evet, gelenler hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Bugün patatesli çarşafta yapıyoruz. Hemen şimdi böreğimizin üzerine bunu şöyle sürüyoruz. Bakalım hayırlısına yarın da baklavayı yapayım diyorum ama nasip bilmiyorum yine de. Şerbetli, sütlü olan değil yani. Sütlüyü yaptık tabii. Götürdük yerine yediler bile. Sütlü baklava yapmıştım geçenlerde, gördünüz mü kızlar? Hatta son halini short videosu olarak çektim. Bakabilirsiniz, çok güzel oldu yalnız. Şöyle yapalım ki görsünler. Ben uzakta sürmüşüm. Ama olsun yine de. Yine bile fazla geldi. Bu üzerine sürdüğümüz bu sos bunun çabuk kızarmasını sağlayacak. Çıtır çıtır yapacak. İçine de patatesler mis gibi olacak. Bol bol sürdük sosunu da, tamamdır. Sosu da hazır. Fırınımız şu anda kızıyor. Teşekkür ederim Asya. Hemen böreği şimdi fırına veriyorum. Şöyle gösterelim. Pişmek üzere böreği fırına veriyoruz. 33 dakikada ne kadar zaman olmuş? 33 dakikada bakın ben bunu açtım, rendeledim. Bazı arkadaşlar da süreyi çok uzun söylüyor da canlı yayın olduğunu özellikle de etiket olarak koyuyorum. Canlı yayınlarda haliyle sürer yani. 1 saat sürer. Eli ağır olan 2 saatte yapar. Evet. Şöyle fırınımı da göstereyim. Fırınımıza verdik. Aleyküm selam. Ay başın sağ olsun ya. Annen mi öldü? Başın sağ olsun Gülme. Allah sabırlar versin. Şimdi hemen ben şu malzemeleri buradan toplayacağım. Yine devam edeceğiz. Şimdi şöyle saçınız başımıza tam.
Fırına verdik patatesli. Pufur pufur kabaran. Bak nasıl kabaracak şimdi göreceksiniz. Böreği fırına verdik ve şu anda pişmeye başladı. Teşekkür ederim ablam Kaiser. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Şuraya sandalyemi getireyim de oturayım azıcık be. Azıcık yakından laflayalım ve böreğimiz pişerken de laflayalım, değil mi? Şöyle yapalım, birbirimizi görelim. Ben de okunanları göreyim. Teşekkür ederim. Fırına verdik böreğimizi. Birazdan pişecek. Ne kadar sürede pişecek? Taş çatlasa 20 dakikada pişer. Biliyorsunuz benim davul fırın kullandığım için çok hızlı ceyran çekiyor. Kaiser. Aa, garibim. Allah yardımcın olsun. Ne diyelim? Ben de çok erken kaybettim annemi. Ben 22 yaşında kaybettim annemi gülüm. Ben de çok erken kaybettim annemi. 22 yaşındı. Babamı 19 yaşında kaybettim. Annemi 22 yaşında kaybettim çocuklar. Yani herkesin kendine göre acısı var içinde. Annesizlik tabii ki de zor yani. Çok uzun zaman oldu kaybedeli. Artık alıştık tabii ki de. Aa. Emin misin? Biraz atmışsın değil mi? Hadi bakalım. Yapacak bir şeyimiz yok be gülüm. Gerçekten. Evet, böreğimiz şu anda pişiyor. Gelenler hoş gelmişler. Allah sabırlar versin Kaiser. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Ne diyelim sana? Hayat mücadeleye devam. Bırakma. Annen baban öldü diye hayatı bırakma. Sen şu anda mesajlarını görenler vardır. Yani ne diyeyim ki? Evet, son halinde size göstereceğim. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağız. İnşallah. Yani kendi kendine bir şeyler öğrenirsin. Benim kanalıma dikkatli bakarsaydın kendi kendine bir şeyler öğrenirsin. Devam edelim. Neyse kalbimizi. Evet. Yapacak bir şeyim yok gibi gülüm. Gerçekten bir şeyim yok yani. Yazıyorsun, yazını gören olursa yardım ederse derler yani. Ne diyeyim sana? Hayat şartları aşırı zor. Biliyorum, doğrudur. Yani bizler bile çok fazla zorlanıyoruz bu hayat şartlarında, bu pahalılıkta ev idare ederken. Çoluk çocuk okudurken, aynen biz de çoluk çocuk oku diyoruz. Şu anda liseye giden oğlan var benim de yani. Çoluk çocuk oku diyorum. Biz burada köydeyiz ve arabalarla yolluyoruz. Ne bileyim yani. Bizim de çok fazla masrafımız oluyor. Ha, bu kanalım var benim de. Sanmayın çok para kazanıyorum. Hiçbir şey kazanamıyorum yani. Gerçekten. Bakarsanız zaten ne kadar kazandığını görebilirsiniz. Yani açık her şeyi. Çok öyle bir para da kazanmıyorum. Ama yapıyorum. Elimden geldiği kadar yapayım, paylaşayım ki bilmeyenler de belki bir faydalanır. Ha, senin gibi yalnız yaşayan çocuklar, bayanlar, baylar, herkes
Yapabilir yani. Özellikle de bakın canlı yayında gösteriyorum ki herkes öğrensin. Kolay bir şekilde karnını doyursun. Evet, gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımız devam ediyor. Böreğimizi fırına verdik. Şu anda pişiyor. Bu arada canlı yayınıma beğeni atabilirsiniz. Canlı yayımın alt kısmında mesaj bölümüne, yorum bölümüne güzel yorumlar yazabilirsiniz. Ya mantının mantı videoları da var kanalımda. Bakabilirsin onlara. Kolay olanı da var. Kolay olanı da var. Hazır yufkayla olanları var. Onları yapabilirsin mesela. Hazır yufka olan var. Üçgen mantı diye. O da kanalımda mevcut. O hazır yufkayla yapabilirsin. Bak çok kolay o. Tabii ki de. Yani siz öğrenciler benim yaptığım tarifleri yapabilirsiniz. Bu canlı yayınlarda görüyorsunuz. Kesme biçme yok. Neyse o. Bakarak dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Bol bol melemen pişirin. O en kolay o. 2 biber, 2 yumurta, 2 domates. Alın size menemen. Öğrenci yemeği, makarna bol bol pişirirsiniz. Yani kolay basit tariflerim işte zaten ben genelde çok yüksek pahalı böyle malzemeli tarifler vermiyorum. Herkes yapsın. Pahalı malzemeli tarifler verenler var. İsteyen onlara bakabilir. Biz herkesin işine yarayabilecek bir tarifler veriyorum. İnşallah faydalanırsınız. Çünkü ben kendim ne yersem sizlere de onu veriyorum tarifi. Hoş geldin Badem. Sağ ol. Aleyküm selam. Bak seni göremedim, merak ediyordum. Bir badem vardı. Sürekli bana buradan yorum yazıyordu. Nerede acaba diye düşünüyordum. Hoş geldin. Memleketli. Bak bu da Balıkesirli. Biz bununla memleketliyiz. Memleketliyiz. Evet. Devam ediyoruz. Bu arada bakalım bakalım sulacık kapağını açalım da değil mi? Daha pişmez ama bir bakalım hadi ya. Şu benim güzel tavuk fırınımda. Bak pişire pişire ne hale geldi suratı. Daha henüz kızarmadı. Hemen kapatalım. Hemen. Kızardığı zaman çıkaracağız zaten. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağız. Muradiye hoş geldin. Canlı yayınımız devam ediyor. Yorumlarınıza buradan bakın. Okumaya çalışıyorum. Şu anda beklemediğim Serpil Özgür. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Patatesli börek yapıyoruz. El açması, çarşaf böreği dediğimiz börekten yapıyoruz. Daha önceden hamuru hazırladım, yoğurdum. Hamur neyle yoğruluyor? Su, tuz, un, çok az da sıvı yağ koydum. Açtık tabak büyüklüğünde 4 tane hamur. Üzerlerini yağladık. Yarım saat bir arası, bir saat arası bekleteceksiniz ki açması kolay olsun. Ben biraz fazla bekletmişim, çabucak açıldı hemen. Daha sonra içine rendelenmiş patates. Birazcık da peynir kattı. Katmayacaktım. Sonra dedim ki hadi birazcık katayım. Sepet peyniri vardı evde. Hemen oradan bir parça kesip aydım. Yok yok değiliz genç. Nerede gençiz? Değiliz. Yaşımız başımız gitmiş. Alan almış satan başından salmış. Ama teşekkür ederiz yine de. Teşekkür ederim Emre. Ak, değil mi? Hı. Teşekkür ederim Hatice Yapıcıoğlu. Hoş geldin. Gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınıma beğeni atmayı unutmayın kızlar. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Ben sürekli canlı yayın açıyorum. Özellikle bu Ramazan ayında çok fazla sizlere canlı yayın açtım ki siz de yapın. Siz de yapın. Her aşamasını özellikle de gösteriyoruz. Zeynep Blakçı, hoş geldin. Merhabalar. Sağ ol Emine. Teşekkür ederim. Sizlerin abone olması bizim için çok yararlı oluyor. Neden? Çünkü abonelerimize bildirim gidiyor. Sizler geliyorsunuz, hep birlikte burada kalabalık olup anlatıyoruz, değil mi? Normal video da atsak size bildirim otomatikman gidecektir. Zeynep Blakçı, ismimi okur musun? Okudum. Hoş geldin canım sen de.
Böreğimiz pişiyor. Son halinde göstereyim diyor size şu anda. Kapatmadım canlı yayınımı. Tabii ki de işi olan işine gidebilir. Son halinde görün. Daha sonra kapatırız. Artık bir daha beklesin ezana kadar. Ezanda yanına bir çay yapar yeriz gayrı. Nefes Asya. Burcun ne? Ben Koç burcuyum canım ya. Burçlara pek takılmam ama Koç burcuyum. Evet. Devam ediyoruz ve bekliyoruz şu anda böreğimizi pişmesini. Hatta biraz daha kendimizi göremeyiz mi nedir? Şöyle çevirebiliriz aslında da. Evet. Ah şöyle de. Aa, yandan yana bakmaya uğraşırız orada. Evet gelenler hoş gelmişler canlı yayınımıza. Bugün ne yapıyoruz? Pufur pufur kabaran. Patatesli börek yapıyoruz. Üstelik de elimizle açtık. Yani oklava falan da kullanmadık. Biliyorsun bunu nasıl atayım? Canlı yayında zaten göstereyim abi canım. Emineciğim canlı yayında gösteririz ya. Canlı yayının zaten bittikten sonra o video paylaşılıyor otomatikman. Herkese açık olarak bakabilirsin. Başından sonuna kadar izleyebilirsin. Tabii der, bazıları diyor ki çok uzun videolar. İnternetimiz çok gidiyor ama bunun sayesinde sonuçta bir şeyler öğreniyorsunuz. İnternetinizi boş harcamamış oluyorsunuz bu sayede. Meyrem Kale, hoş geldin. Teşekkür ederim Meyremciğim. Teşekkür ederim. Canlı yayının başından sonra bakarsan hani görebilirsin yani videoyu. Nasıl olduğunu baştan. Bir hamurun açma aşamasını göstermedim. Onu da bekleme aşaması olduğu için. Ama malzemesini zaten yazacağım. Alt kısmına, açıklama kısmına oradan bakabilirsiniz. Malzemesinde de hamurunda bir şey yok zaten. Un, su, tuz demiş. İki kaşık da yağ. Başka bir şey yok. Allah var gamıyor. Bak bu devamlı takipçilerinden her zaman gelir. Sağ olsun, var olsun. Sağ ol. Hoş geldin. İsmin de çok güzel. Aynen. Allah var gam yok. Allah varsa gamı etmeyin hiçbir şeye. Her şey yoluna girer. O ne? Bir bakalım. Bir bakalım böreğimize. Hafif hafif kızarmaya başlamış. Dedim ya size zaten. O yani 25 yarım saat sürmez. Neden? İsmin başka. Evet, devam ediyoruz. Yarın da Allah kısmet ederse baklava mı yapayım diyorum. Baklava yapmasını bilmezseniz size canlı yayında gösterebilirim. Ya ama onun canlı yayını bir kere de olmaz. İlk önce hamurunu hazırlamayı düşünüyorum. Hamur aynen bunun hamuru gibi dinlenecek. Bir saat sonra da hamurun açma aşamasını göstereceğim. Canlı yayınımına hepinizi davet ederim. Şimdiden daha yapayım yavaş yavaş değil mi kitaplığımı da? Son zamanı kalmasın, hazır olsun ki son günlerde odalar temizlemekle geçirelim. Evet, gelenler hoş gelmişler canlı yayınıma. Böreğimiz pişmek üzere. Birazdan çıkacak kızlar. 49 dakikadır canlı yayın yapıyoruz. 49 dakikada börek pişmeye yollandı. Yapın. Eliniz o kadar, şu kadarcık elbette açarsınız. Yani kendiniz de küçük bir merdane yardımıyla şu kadar hamur açarsınız. Üzerini yağlayıp dinlendirin. Dinlendikten sonra da elinizle açacaksınız. Bu kadar kolay ve basit. Emine Aydoğdu. Teşekkür ederim Emineciğim ya. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Meryem Kala. Kalem. Evet. İsterseniz gelip bakabilirsiniz canlı yayınıma ama erken başlayabilirim canlı yayına. Çünkü hamurunu yoğurup kapatacağım canlı yayını. Daha sonra dinlenme aşaması. İkinci aşamaya geçeceğiz. Yarın tahminen iki tane canlı yayın açabiliriz herhalde. Bilmiyorum. Üç de olabilir. Duruma göre. Ama ikiye bitiririz herhalde ya. İsteyen buyursun gelsin.
Tahminim Ahmet Aydoğdu. Sen eşinin hesabından mı giriyorsun? Emine Aydoğdu. Eşinizin hesabından giriyorsunuz herhalde, he? Bakın başladı, gördünüz mü kızarmaya? Çok da güzel, yavaş yavaş kızarıyor. Birazdan ha. Kapatacağız. Gelenler hoş gelmişler. Börek yapıyoruz. Boş zamanımızda da sizin yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum kızlar. Çünkü her zaman biliyorsunuz böyle başka işler yaptığım zaman cevap veremiyorum. Kaçta canlı yayın açabilirim? Vallahi şimdi ne diyeyim? 11 olabilir, 12 olabilir. Nasip. Yani. Niyetimiz var da hani bir aksilik olmazsa, yine de bak söz vermeyeyim. Yine de bir aksilik olmazsa açmayı düşünüyorum. Merak eden, baklava hamuru nasıl yoğrulur? Baklava hamurunun içine ne tür malzemeler girir görebilirsiniz. Zaten kanalımda var. Baklava tariflerim de var ama canlı yayında görmek isteyen buyursun gelsin. İnşallah Meryem. Herkesin yaptığı tabii baklava çeşidi başka. İçine koyduğu malzeme. Kimisi sütten yapar, kimisi yoğurttan yapar, kimisi sudan yapar. Başka başkadır. Bu da benim yaptığım tarife göre yapacağım. İnşallah. Bir saatte olduğu zaman tahminim ki bizim börek pişmiş olacak. Şu anda 52. dakikadayız. Bir saat olduğu zaman 60 dakika bizim börek tamamdır. Bir daha canlı yayınımızı kapatacağız. Gelenler hoş gelmişler. Bu arada abone olmayanlar abone olmayı unutmasın kızlar. Küçük bir şöyle bir parmağınıza tık, aboneye basmanız yeterli. Bir de bildirimleri açacaksınız. Açsınlar yani, görmüyorum. Bakıyorum ben bazen şöyle bir takip ediyorum yani. YouTube ana sayfasının canlı yayınlarına bakıyorum. Yemek tarifi yapanların bir kaçı açıyor ama açtıklarında sadece konuşuyorlar, başka bir şey yaptıkları yok. Şöyle açın canlı yayını da yaptığınızı gösterin. Ne korkuyorlar ki? Demek beceremiyorlar. Böyle söyleyince ben de kızıyorlar. Korkusu olmayan açar. Bu kadar basittir. Hadi bakalım kızar, sen de kızar. Hop, şöyle geriye doğru itirelim. Öf. Aman aman aman, elimi de yapacağım. Evet. Nereden alıyorsun? Yılların birikimi kardeş. Yılların birikimi. Yani. Kendi evimizde yaptığımız tarifler. Tabi bazılarında şöyle bakarım yani, güzel tarif yapanlara bakarım. Hatta çoğu doğru düzgün malzeme listesini tam vermezler ama olsun. Ben onları kendi kafama göre uyarlarım. Çoğu kendi tariflerimdir ama. Birkaç tane vardır. O kadar. Sizin yaşınız küçüktür. Bu kadar bilmezsiniz ama bakarsanız kanalımda hepsinden mevcut. Yani kolay olan, çabuk olan, el açması olan, hazır yufkayla olan birçok tarif var. Bakabilirsiniz. Karnınız aç kalmaz. Kanalıma bakarsanız, bir de öyle yani gizli saklı yerleri yoktur. Nasıl yaptıysam aynı şekilde söylerim, anlatırım. Tabii ki de böyle fırın kimde var? Yok. Hepsinde akıllı fırınlar var anacığım. Bizim akıllı değil. Aha, bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Havalı havalı. Şimdi bunlar mı da biliyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Allah var gam yok. Sağ ol ya. Vallahi çok destekçimsin ha. Sağ ol. He doğru. He.
Çok havalı benim fırınım, değil mi? Ya böyle fırınlar da gördünüz hepsinde. Şöyle dokunmatik akıllı fırınlar var. Onlardan bizde yok. Yok, yok. Yeğenine dua okur musun? Okurum canım ya. Asta falan mı? Tabii ki de okuruz. Okumayı biliyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz. Oruçluyuz. Evet, oruçluyuz. Bugün 19. güne geçtik. Yarın Allah kısmet ederse 20 mi oluyoruz? 20 oluyoruz, değil mi? Ne okuyayım? Aynen. Çok severim ben bunu. Bak kızlar, asta falan mı yeğenin? Allahü la'yı okuyabilirsin mesela. O çok faydalı bir dua. Özellikle Ayet-el Kürsi, yani bir ismi de. Ay, yer kıpırdığı gibi geldi. Ayet-el Kürsi'yi okuyun. Yalnız kaldığınız zaman, korktuğunuz zaman, bir şeyin olmasını istediğiniz zaman, Allah'tan dileyeceğiniz zaman, bir şey dileyeceğiniz zaman Ayet-el Kürsi'yi okuyun. İnanın çok faydalı. Ben genelde yatarken falan devamlı okurum. Namazımda okurum yani. Çok faydalı bir dua Ayet-el Kürsi. Onu oku. Hani hastasa şifa niyetini oku. Bir dileğin varsa dileğin olması niyetini oku. Şunun niyetini okuyorum de o şekilde. Allah Teala görür sizi, duyar, merak etmeyin. Duyar. Hiç dua okumasını bilmeseniz bile Türkçe olarak, Türkçe olarak isteyin Allah'tan. Yani bilmeyebilirsiniz, olabilir. İnsanlık hali. Biz gittik tabii ki de camiye genç yaşımız küçükken gittik, okuduk, Kur'an'ımızı hatim ettik, biliyoruz. Ama mümkün olduğunca Türkçe de okuyabilirsiniz. Korkmayın yani. Türkçe okumaktan hiçbir şey olmaz. Çünkü manasını bilerek okuyun daha iyi. Güzel. Teşekkür ederim. 9 numara Mavri İcardi. Bak okudum. İsmini okudum. Evet çocuklar, hadi bakalım devam ediyoruz. Sağ olun bu arada. Bak benim kanalımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim hepinize çocuklar. Şöyle bakın göstereyim, görüyorsunuz mu? Ama biraz daha kızarsın değil mi? Öf öf öf. Öf öf öf. Elim yandı. Bunun nar gibi kızartmamız lazım. Çıtır tabii sizin varsa dereceli fırınlarınızda 200 dereceden aşağı indirmeyin ama yüksek ısıda pişirin. Teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Tuttuğunuzu altın etsin. Ne dilekleriniz varsa kabul etsin. Oruçlu insanın duası kabul olur çocuklar. Teşekkür ederim Gülşen Özdin. Hoş geldin. Sen de yeni geldin herhalde. Hani daha önce gelenlerin çoğunu tanıyorum isimlerinden. Hoş geldin. İnşallah seni devamlı takip edersin benim canlı yayınlarımı. Ben belli bir gün vermiyorum genelde. Yani kafam estiği zaman canlı yayını açıyorum. O gün bir yemek yapacağım. Daha önceden kanalımda yayınlamışım ben bunu. Paylaşmışım. E diyorum ki bir de canlı yayında paylaşayım ki görsünler. Hem laflarız. Evet. Güzel güzel yorumlar yazarsanız okuyorum. Bak bazılarını bekletiyor. Güzel yazmazsanız zaten incelemeye alınıyor yorumlar. Mensur, hoş geldin. Teşekkür ederim ablacığım. Sen nasılsın? İyi misin? Hepinizin ben ablasıyım. Hepinizden büyüğümdür. Yaş olarak. Ama yaşımı sormayı söylemem. Hiç sevmem yaş söylemesini. Zonguldak çok uzaksın kardeşim ya. Ben Balıkesir'de oturuyorum. Tamam bakma o zaman. Son haline gel mi çıkabilirsin canlı yayından. Şimdi orada bekleyenler var görecekler için. Haliyle onun için bekletiyorum. Normalde kapatabilirdim aslında fırını verdiğim zaman ama son halinde görsünler diye canlı yayınımın son halini bekletiyorum. Hem bu canlı yayın daha sonra video olarak yayınlanıyor. Dil çevirileri yapılıyor. Açıklama kısımları yazılıyor. Onun için herkes öğrensin. Bakın yarıda bıraktı demesinler. Ha, oruçlu tabii ki de canın isteyebilir. Çek çıkabilirsin kardeşim. Sağ ol Mensurcuğum. Hoş geldin.
Behbudoğlu. Neredensin sen? Memleket Azerbaycan mı? Seher Özkan. Yemek yok şu anda. Börek yapıyoruz. Yemek bilmiyorum ne yapayım ki. Patates falan kızarsa ama olmaz tabii patates bu. Yoğurtlu patates. Bir şeyli yapayım. Sütlü biber yapayım. Onu biliyorsunuz mu kızlar? Bak o da çok kolay. Onu da tarif edeyim mi size? O da var kanalımda ama. Biraz biberleri böyle doğrayacaksınız. Yemeklik tavada güzelce de kavuracaksınız. İçine biraz süt ilave edeceksiniz. Yani biberleri kavurduktan sonra son aşamaya geldiğiniz zaman bir kaşık un ilave edin. Unla biraz döndürün. Üzerine süt dökün. Sütle birlikte şöyle biraz fıkırdatın. Çok güzel oluyor sütlü biber. Yapın. Akşama en kolay yemek. Benim de biberlerim var aslında. Yapsam olur. Çok güzel, çok güzel. Al bakalım birazcık daha, birazcık daha. Birazcık daha. Öf, elimi yakma. Biberim bak seni. He. Bilirsin değil mi? Çok tatlı oluyor değil mi? Sarımsaklı da yani şey yapabilirsiniz. Sarımsak da atabilirsiniz kavurduk incine. Sarımsaklı olur. Öyle de güzel olur ama ağzımız kokar. Gece teravihe gideceğiz derseniz tabii ki de sarımsak koymayın. Reyyan Roblox. Çok güzel isimler buluyorsunuz kendinize. Ha Leyla. Dün yazdın değil mi sen bana? Dün mü önce dünkü canlı yayında mı? Öncekilerde mi yazdın sanırsam? Hadi bakalım çocuklar. Çok güzel. Devam edin yazmaya. Bırakmayın. Bol bol yazın ki videolarımız canlı yayın biraz öne geçsin. Beğeni de atın ama tamam mı? Abone olmayanlar biliyor. Abone olabilirler. Abone olanlar da ne yapıyor? Zil işareti olan yere tıklarsanız açılır zaten. Bildirimler size hemencik gelecek. Ay sıcak oldu. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ ol 9 numara. Mayrı icardı. Dün bahçeyi kazdım. Biraz sıcakta köpürdüm biraz ama. Hatta size de canlı yayın açmıştım bahçede ama. Onda pek iyi olmuyor. Böyle gezerken canlı yayın güzel olmuyor. Bu sefer böyle durduğumuz yerde canlı yayın her zaman daha güzel oluyor. Öbür türlü gezdikçe görüntü güzel olmuyor. Neyse. Devam edelim. Bakalım bırakmayalım çünkü bayağı bir oldu. Az bir şey ya. Şu arka tarafı durumun bozuk mu? Nedir? Düzgün kızartmıyor orasını. Sağ ol canım. Hayırlı cumalar. Geçmiş cumanız mübarek olsun. Cuma saati gezdi. Geçti ama olsun. Zeynep. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seviliyorsunuz hepsiniz. Ben de sizi seviyorum. Bak desteğiniz için de çok teşekkür ederim. Sürekli bana destek olunuz. Badem yine başladı. Yaş. Yaş söylemem dedim ya ben sana. Badem. Yaş sorma. Tamam seninkini biliyoruz ama benimkini sorma sevmiyorum. Oh. Teşekkür ederim ablacığım Zeynep. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Mensur. Sevmiyorum. Yaşımızı sormayın. Bayanların yaşını sorulmayacağını hala öğrenemediniz mi? Hadi çocuklar ya. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Devam edin siz yorum yazmaya. Ben size burada cevap vermeye çalışacağım. Güzel yorum yazarsanız. Teşekkür ederim Havai. Börek yapıyorum. El açması patatesli börek. Pufur pufur kabaran çarşaf böreği. Yaptım. Ben yaptım.
Mağara. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol Havacım. Sağ ol Havacım. Zeynep. 12. Ne yaptın öyle? Başka canlı yayınlara da gidiyorsunuz çocuklar. Onlarda neler görüyorsunuz? Ben genelde böyle anlatan birkaç yemek kanalı var da sürekli konuşan kanal. Bir şey yaptıklarını pek görmüyorum ama bana da kızıyorlar böyle diyeyim diye. Birçok ünlü kanal var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi isimlerini saymayacağım, reklam olmasın. Yani milyonu geçik kanallar var. Hangini görüyorsunuz canlı yayını açarken? Hiçbiri açmıyor. Çünkü kendilerine güvenemiyorlar. Sadece ben açarım. Hiçbiri açamaz, kendilerine güvenemezler. Siz kanalımı takip edin, aç kalmazsınız çocuklar. Burada her şeyi öğrenirsiniz. Elim yandı. Bakın gördünüz mü şu anda böreği? Artık çıkarma zamanı geldi. Bir iki dakika sonra tamamdır. He? Doğru söylemiyor mu çocuklar? He? Bir bakın bakalım. Milyonu geçik kanallar var. Milyon abonesini geçik. Hangisi canlı yayını açıyor? Açmıyorlar. Çünkü yaptıklarını yapamıyorlar. Tekrar tekrar yapıyorlar. Şimdi bana kızacak. Hepsi de dislike açacak. Bu konuşmayı dinlerlerse beğenmeyecekler. Takıntılılar var öyle. Bazısı tam videoyu atarken da hemen beğenmeme butonunu hazırda bekliyorlar, basıyorlar. Doğru değil mi? Hadi bakın bakalım. Onlara gidin yazın. Eğer gidiyorsanız onların kanallarına aboneyseniz deyin ki canlı yayında yapın bu tarifi bakalım. Söyleyin çocuklar, korkmayın. Yapamazlar çünkü. Beceremezler. Azdır Allah'a şükür abonemiz ama aha, canlı yayında açarız. Short videosu da açarız. Normal videoda atarız. Hepsini yaparız. Hiç korkumuz yok bir şeyden. İlk önce açmıyordum canlı yayını da. Sadece kendimi pek göstermiyordum. Canlı yayında açmıyordum yani çocuklar, yalan değil. Ama sonra dedim ki niye saklayayım ki kendimi yani. Hayırdır yani, alan almış satan başından beni kim ne yapacak? Ondan sonra açmaya başladım. Kendimi de göstermeye başladım. Yani şimdi açıyorum yani. Korkacak bir şey yok. Siz onlara öyle söyleyin, tamam mı çocuklar? Gidin onların canlı yayınlarına. Deyin ki canlı yayında bir tarif yapın bize. Hamur olur, börek olur, yemek olur, ne olursa olur. İşte. Hemen kapatıyorum ben şimdi fırın çocuklar. Çok güzel konuştuk, lafladık ama pişti benim böreğim. Çıkardım dişini. Evet. Şöyle bakın bak. Sizin gözünüzün önünde aha da pişti. Olmuş mu olmamışım kendiniz görün. O kadar da gururlanayım kendimle değil mi çocuklar? Bakın şimdi çocuklar gördünüz mü? Böreği görün. Aha. Öf dedim yani. Şunu kapatayım, bana geliyor sıcağı. Aman yakma beni. Açık geri git. Dediğimi unutmayın, tamam mı? Gidin onların canlı yayını, ben kapattım, açarlar. Kesin gece gündüz açıyor bazıları. İşte bak. Yani kendimle övünmekte aklı mıyım, haksız mıyım çocuklar? Bakın işte bak. Canlı yayını yaptım size. Aha. 1 saat 9 dakikadır elim yanıyor. Canlı yayında böreğimi açtım. Patatesimi rendeledim. İçine malzemelerini ilave ettim. Daha ne yapayım? Ellerim çok yanıyor. Şimdi birazcık üstüne şöyle sıvı yağ gezdireceğim çocuklar. Evet geldim ben gene. Bakalım neler yazdınız benim hakkımda. Kötü yorum yazanı diyorum. Teşekkür ederim ablacığım. Sağ ol.
Yapıyorum canım, ekmek tarifim de var bak. Onu canlı yayında da yaparım, sorun değil yani. Tarifim var, ekmek tariflerim de var. Çok güzel. Hatta iki çeşit çiçek ekmek türü bir tane yaptım. Bir hamurdan, aynı hamurdan da. Biri de normal tepside. Hatta şurada benim bahçemde bir fırınım var, odun ateşinden. Onu yaktım ve onda pişirdim. Bakın kızlar o tarife. Bakın. Odun ateşinde pişirdim. Burada da değil. Şimdi üzerine şöyle birazcık yağlıyoruz. Şu üst kısmı hem parlak olacak. Şu üst kabuklar biraz el açması. Hamurlarda biraz kıtır kıtır olur ya. Hafif onu böyle yumuşatacak. Eğer ekmek yapmak istiyorsanız ekşi mayalı hatta ekmeğin tarifi bakın. Hem fırınımı görmüş olursunuz. Odun fırınım var benim bahçede ufak. Onu da pişirdim. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Arthur Morgan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tavuk tarifim de var. Tandır tadında düdüklüde mi yaptım ben onu? Tencerede hatta yapmıştım. Tavuk var. Çeşitli ya. Var yani. Bakabilirsiniz. Oynatma listeleri diyen bölüm var. Kanalın ana sayfasında. Oraya girerseniz çeşit çeşit tatlılar, tuzlular, çorbalar, börekler, hamurlar her şey vardır. Binden belki fazla benim tarifim vardır. Ha, öbürküler kadar çok ünlü değiliz o başka. Ama tariflerim çoktur. Hepsi de kendi evimde yaptığım, denediğim tariflerdir. Ayşegül Aysel. Yeni geldin sanırsam. Patatesli börek yaptık. Pufur pufur kabaran börek yaptık. El açması. Yani ne diyorduk? Unuttum. Çarşaf böreği yaptık. Bu arada ne diyoruz? Abone değilseniz abone olun. Tamam mı? Unutmayın. Yine bir canlı yayın yarın açabilirim. Bak yine söz vermeyeyim. Yarın baklava yapma günüm. Niyetine girdim. Allah bir aksilik vermezse, bir şey olmazsak yarın baklava yapacağız. Teşekkür ederim Yusuf. Sağ ol canım. Çocuklar artık kapatalım mı canlı yayınımızı? 1 saat 12 dakika oldu. Oruçluyuz. Şu anda saatimiz 4'ü geçmiş. Birazdan ikindi okunacak. Namazımızı kılmamız gerekecek. Hatim gidiyoruz. Cüzumuzu gütmemiz, takip etmemiz gerekecek. Devamla yema yeter. Bayağı uzattık. Teşekkürler çocuklar. Hepinizden Allah razı olsun. Desteğinizi gösterdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Dediğim gibi diğer canlı yayını açan, yemek yapan kanallara da deyin ki canlı yayında tarif yapın. Tamam mı? Boş konuşmayın. Tarif yapın deyin. Boş boş saatler içine çalmayın deyin. Benim gibi börek açsınlar. Yemek yapsınlar, hamur işi yapsınlar, tatlı yapsınlar. Hadi kapatıyorum çocuklar. Fatih Kalaycı. Teşekkür ederim Fatih'ciğim. Kaplan. Oruç oruç ağzım sulandı. Doğrudur ya. Hazır yufka erkekler. Siz açamazsınız tabii ki de ama hazır yufkayla da aynı şekilde böreği yapabilirsiniz. Ya patatesi de rendelersiniz herhalde o kadar yani. Ya, herhalde onu da yaparsınız. Hazır yufkayla dolayın. Aynı şekilde pişirin. Tabii el açmasına benzemez ama yine de börek börektir. Evet. Hidayet yolunda. Yetişemedin ablacığım yani. İşte dediğim gibi ben çünkü canlı yayınımın belli bir saat veremiyorum. O saate niyetlendiğim zaman bir aksilik oluyor. Bir işim çıkıyor. Hatta bunu bile açtığım zaman komşu geldi. Komşu geldi. Asmaların şeylerini kesecekmiş. Makas aramaya geldi. Bizimki de nereye gitmiş bilmem ki. Çocuk almış bir yere koymuş herhalde. Yok yani piyasada. Ay koluma değdi. Piyasada olmadığı için de veremedik yani. Canlı yayını bıraktık gittik. Komşuya laf anlattık. Hadi bakalım. Patatesli. İçine biraz da peynir kattım bak. Onu da unutmayayım. Birazcık da peynir koydum. Çarşaf böreği. Pufur pufur kabaran. Kabardı mı? Kabardı. Yalan yok. Bakın çok da güzel oldu. Ama kesip şimdi içine size gösteremeyeceğim. Çünkü kendim oruçlu.
Bu kadar görüntü yeter, değil mi çocuklar? Aynen. Hadi bakalım. Hazır yufkayla yapın. Eğer açamazsanız yufkaları, açarsanız da çok da güzel olur. Mis gibi de börek olur. Bazı takipçilerimiz anca çık görüktü. Evet, daha önceden bir gün önceden bildirsem ama niyet yani belli olmuyor ne zaman açacağım. Dediğim gibi bildirimlerinizi muhakkak açın çocuklar. Muhakkak açın. Canınız isteyecek koparırım sorun değil de. Yani bıçak alalım gene. Sonra bak canınız isterse karışmam. Bir dakika. Yani sizi kıracağıma kafamı kırım çocuklar. Ne olacak sanki? Keserim, koparım da. Ne demişler? Şu anda aşırı sıcak ama. Nasıl yapalım? Şöyle mi yapalım? Daha bunun biraz beklemesi lazım. Çıtır çıtır şu anda. Hop. Gördünüz mü çocuklar? Böreği şöyle gösterelim. Öf. Bayılım yanıyor ama. İçinde patatesler var. Son halini de gösterdim bak. Kestim. Şimdi bunun yanına çay yapacağız. Akşama kadar bu zaten kendini salar. Tamamen soğur. Şimdi kapatacağım üstünü zaten. Hemen bir tepsiyle. Öyle durur. Bir çay yaparız ya da oğlan çay içmiyor. O artık gazlı içecek içiyor. Onun nedense çay içiremiyoruz. O öyle yer. Biz de çayla yeriz dedeyle birlikte. Karnımızı doyururuz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hepinize yaparsınız. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Dediğim gibi kapatıyorum artık çocuklar ya. Hakan Sarı Yıldız. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hadi kapatalım hadi. İşlerim var daha. Namazımızı kılmamız lazım. Hadi hoşça kalın. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Yine güzel tarifler açacağım size. Canı bir şeyler öğrenmek isteyenler buyursun gelsin. Yarın baklava yapmaya niyetim var. Buyurun gelin. Saat 11-12'de açabilirim. Ama bir kere de tahminimle hepsini yapamayacağım. Çünkü baklava hamurunun biraz dinlenmesi lazım ki kolay açılsın. Tahminim birazcık bekletirim. Bir saat sonra tekrar hamur açarım. Hadi hoşçakalın bakalım. Kendinize iyi bakın çocuklar. Yine görüşürüz. Sağlıcakla kalın.